Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere şimdiye kadarki en iyi baconla sarılmış köfteleri yapıyor. Bu köfte tarifini kesinlikle çok seveceksiniz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle 500 gram dana döş kıymanın içine bir orta boy rendelenmiş soğanımızı ekliyoruz. Sonrasında 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı biber salçası. Son olarak 1 adet yumurtayı da içine kırdıktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Köfte yaparken en önemli püf noktası kesinlikle çok çok iyi yoğurmaktır. Köftemizi en az 10 dakika güzelce yoğuruyoruz. Köftemizi çok iyi bir şekilde yoğurduk. Şimdi hava almayacak şekilde üzerine kapatıp buzdolabında en az 1 saat bekletiyoruz. Dinlendirdiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizin içinde yuvarlayarak şekil veriyoruz. Köftemize yuvarlak şeklini verdikten sonra 1 adet bacon'ı alıp eşimin de gösterdiği gibi sarmaya başlıyoruz. Sardıktan sonra sabitleyebilmek için kürdan ya da şiş çubuklardan yardım alabilirsiniz. Tüm bacon'da sarılmış enfes köftelerimiz hazırsa, artık kızartmaya başlayabiliriz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve köftelerimizi kızartmak için sıvı yağ ekliyoruz. Yağımız kızdıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe almamız yeterli. Artık bacon'da sarılmış köftelerimizi yağımızın içine alabiliriz. Köftelerimizin her yeri güzelce kızarana kadar çevirerek kızartmaya başlıyoruz kullandığımız çubuklar sayesinde köftelerimizi çevirmek oldukça pratik. Bu şekilde çevirerek çok kolay bir şekilde kızartabilirsiniz. Köftelerimizin her yeri istediğimiz seviyede kızardığı artık tavamızdan alabiliriz. Hem görseliyle hem lezzetiyle misafirlerinizi şaşırtacak bacon sarmalı köftelerimiz artık hazır. Eşiminde ellerine sağlık. Eğer ki bacon nasıl kullanabilirim, nasıl kızartabilirim diyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.